Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 166. dersiyle birlikteyiz. Bu derste YouTube'daki bir abonemin benden şifremi unuttum, gerçek bir şifremi unuttum kısmı nasıl yapılır? Onu rica etmesiyle çekmeye karar verdim. Şimdi şurada bir e-posta adresi formu oluyor sitelerde. Şifremi unuttum'a girdiğinizde şöyle bir sayfa açılıyor. E-posta adresini istiyor. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın bir form oluşturdum. Burada form password adında bir ID attım bu forma. Metodun post olacağını söyledim. E-posta adresini aldım. Input'un türünün email olacağını söyledim. Bir ID ve name atadım ve bunlara your email ismini verdim. Sonra geldim butondan dedim ki send form adlı Ajax fonksiyonuna gönder. Burada form password'ü sonra forgot pass adındaki işlemi yaptır. Ajax dosyasında. Şuraya kaydet değil de gönder diyelim. Bizim send form function'ımız şuradaydı. Geçen derslerde de kullanıyorduk sürekli. Burada bir spinner'ı döndürüyoruz. Buton inaktif oluyor. Biz gönderdikten sonra bakın şurada post ile Ajax dosyasına göndereceğiz. Daha sonra diyeceğiz ki şurada veri tipi JSON olsun. PHP'ye diyoruz ki bize JSON türünden geri gönder. Daha sonra success eğer Ajax başarılıysa data JSON olarak bize dönüyor. Sonra diyorum ki spinner'ımı yok et, butonumu tekrardan aktif hale getir. Eğer JSON'ım uyarıysa uyarı, hataysa hata, başarılıysa başarılı mesajını ver, formu resetle. Hemen geliyorum. Bakın. Şifremi unuttum kısmını yaptıktan sonra şöyle bir sayfa kişiye link olarak göndereceğiz. Bakın forgot.php bunu da yaptım. Kişiye link göndereceğiz e-postasına. Kişi e-postasındaki o linke tıkladığında şu sayfaya gelecek. Ve bu sayfada biz bir get parametresi vereceğiz. Örneğin diyeceğiz ki secret code eşittir işte bilmem ne. Şöyle bir kod vereceğiz kişiye. Kişi buraya bu kodla gelmek zorunda. Aksi halde burasını ona göstermeyeceğiz. Kapatacağız. Eğer bu kişi linke tıklayıp bu şekilde gelmişse e-postasını tekrardan isteyeceğiz. Çünkü biri onun e-postasını ele geçirmiş ve o e-postadan gelmiş olabilir. Tekrardan birileri o linki ele geçirmiş ve o şekilde buraya ulaşmış olabilir. Tekrardan e-postasını doğrulamasını isteyeceğiz. O kişi o mu değil mi? Kesin bir bilgiye ulaşalım. Daha sonra yeni şifresini isteyeceğiz. Şuradan da yeni şifreyi tekrarlatacağız ve kaydet dediğimizde şifreyi değiştirmiş olacak. Ve gelen linke tıklayarak bu sayfaya gelmesini sağlayacağız. Peki, hemen geri dönüyoruz. Evet, index.php'deyiz. Şurayı kapatıyorum. Ajax dosyamı açıyorum ve burada işlem yapacağım. Geçen derslerde posta göndermeyi göstermiştim size. Zaten bununla beraber tekrardan bu derste pekiştirmiş olalım. Bakın forgot pass adındaki işlemi yapacağımı söylüyorum. Ancak tek yolu bu mudur? Yani illaki e-postaya bir mail gönderip oradan linkle mi tıklatırsınız? Hayır. Siz kişiden bir bilgi daha istersiniz. Örneğin kişinin veri tabanında username'i de vardır. Gelir bu username'i girer. Eğer username ile e-posta uyumluysa kişinin e-postasına bir şifre gönderebilirsiniz. Böyle bir şey de deneyebilirsiniz. Ya da farklı bir güvenlik önleminiz varsa, örneğin veri tabanında kişiye kaydolurken daha önce şöyle bir şeyler yapmışsınızdır. İşte ilkokul öğretmeninin adı neydi vesaire gibisinden kişinin kendisinin sadece bilebileceği bir bilgi istersiniz. Ya da en sevdiğinizin kitabının ismi nedir falan gibi. Onu veri tabanında tutarsınız. Gelip şurada ilk önce o soruyu sorarsınız. Doğru bildiyse e-postasına bir şifre gönderirsiniz. Yani bunun türlü türlü yöntemleri var. Şimdi peki biz bu kişiye bir kod göndereceğiz. Ve bu kodla geldiği zaman veri tabanından kontrol edeceğiz. Acaba bu kodla gelmiş mi? Tek yol bu mu? Hayır. Bir yol da session'larla tutmaktır ama yani şöyle kişi diyelim ki başka bir tarayıcıda ya da başka bir bilgisayardan açtı, gönderdi. Sonra başka bir bilgisayara geçti. O büyük bir probleme sebep olur. En iyisi veri tabanına kaydetmek diye düşünüyorum. Bu yüzden veri tabanında bakın Members'e geldim, üyelere geldim ve ben buraya bir tane şurada yapıya geliyorum. Bir tane daha bunun için bir sütun oluşturmam lazım. Display'in arkasına git. Tamam, sıkıntı yok. Ne diyelim? Password code diyelim.
Varchar 255 yapalım. Boş olabilir mi? Olabilir. Bakın şurayı boş işaretleyin muhakkak. Aksi halde boş kabul etmez. İlk başta boş olacak tabii ki. Eğer şifremi unuttum kısmına gelip işlem yaparsa bu kısmını aktif edeceğiz. Buraya bir kod atayacağız. Tamam. Hemen geliyorum ve burada ilk önce post edilmiş mi edilmemiş mi onu kontrol edebiliriz. Burada post edilmiş mi edilmemiş mi onu kontrol ettik. Sonra geldik ki trim ile boşlukları sildik ve dedik ki post ile your email'i çek. Geliyoruz bakıyoruz. Bakın şuradaki alanı name'i çektim. Şimdi bu alan ilk önce boş mu değil mi onun kontrolünü yapalım. Data adında bir array'im vardı. Ajax dosyamın başına tanımlamıştım. Hemen şöyle göstereyim. Bakın data adında bir array'imiz vardı. Şunu çekelim kenara. Bu array'i burada JSON verilerinin mesajlarını vermek için kullanıyorduk. Ve ben bu array'e lütfen boş alan bırakmayın yazdım. Vern dedim. Burada data array'ini JSON'a çevirip JavaScript'e geri gönderdim. Artık o ne yapıyorsa. Tamam. Hemen bir kontrol edin. Boş bırakalım. Lütfen boş alan bırakmayın diye bir mesaj bize verecek mi? Hemen yeniliyorum. Şunu boş bırakıp göndermeye çalışıyorum. Lütfen boş alan bırakmayın diye bana bir mesaj gönderdi. Yakınlaştıralım istiyorsanız. %125 bakın. Lütfen boş alan bırakmayın. Güzel. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi ikinci kontrolümüz ne olsun? İkinci kontrolümüz de bu e-posta formatının doğru olup olmadığını kontrol edelim. Uyarı mesajımızı veriyoruz. Lütfen e-posta formatını doğru girin diye. Şurada filter variable ile e-mailimin değişken olarak atıyorum içerisine sonra filter validate email ile doğrulama yapıyorum. Eğer doğruysa burası çalışmayacak. Else bölümüne geçecek. Bakalım kontrol edelim. Bakın buraya rastgele bir şeyler girdik. Gönder diyorum. Lütfen e-posta formatını doğru giriniz diye beni uyardı. Güzel. Hemen artık diğer kontrolümüze gidelim. Böyle bir e-posta veri tabanında var mı yok mu? Yoksa yine bir uyarı vereceğiz. O yüzden ben is have adında bir variable oluşturuyorum ve diyorum ki hemen veri tabanını açalım bakalım üye e-postası şu şekilde miydi sütunu? Bir kontrol edelim. Evet bakın member email diye hemen görünüyor. Burada kontrol ediyorum. Diyorum ki select member IDs. Böyle bir ID'ye sahip üyelerde e-postası şu olan üye var mı? ID'si var mı? Varsa diyeceğiz ki else bloğu çalışsın. Yoksa şurada empty eğer boş dönerse burası diyeceğiz ki bir uyarı verelim. Lütfen e-posta adresinizi kontrol ediniz diye. Yeniliyorum şurayı. Diyorum ki şöyle bir şeyler uyduruyorum. @gmail.com diyorum. Gönder diyorum. Lütfen e-posta formatını doğru giriniz dedi. Şurada Ş harfi girmişim bu yüzden. Lütfen e-posta adresinizi kontrol ediniz. Böyle bir e-posta yok. Halbuki doğru girseydim, bakın uyarfehmi@gmail.com girseydim, bakın herhangi bir hata vermedi. Çünkü else bloğu çalıştı. Güzel, kontrol de ettik. Eğer böyle bir adres varsa, böyle bir e-posta sisteme kayıtlıysa, o halde bu e-postaya bir tane link göndereceğiz. O halde bir link oluşturalım. Şuradaki adresi vereceğim. Tabii ki eğer siz sunucuya atmışsanız sunucunuzdaki yani gerçek domaininizi vereceksiniz. Ben şu anda Localhost'ta çalıştığım için şunu veriyorum. Tabii bunu Localhost'ta değil de şöyle de yapabiliriz. Aslında sunucuya yükleyelim. Sunucuda bu işlemi gerçekleştirelim. Hemen sunucuma bir bağlanayım. Şöyle. Evet, sunucu dosyalarım burada. Şu işlemi olduğu gibi oraya taşıyayım. Sunucuda bu işlemi gerçekleştirelim. Localhost'ta çalışmayalım. Şurada Ajax dosyamı görüntüle ve düzenle diyorum. Olduğu gibi kodları buraya yapıştırdım. Daha sonra sunucuda bana gerekli olan şuradaki hemen dosyama bir gideyim. Şuradaki forgot.php'yi de alıp sunucuya atıyorum. Şuradaki indeksi görüntüle diyorum ve şuradaki forgot'ı görüntüle diyorum. Bunlar üzerinden işlem yapalım. Şurada
lokalimi kapatıyorum. Artık lokalde işlem yapmayacağız. Tabii lokaldeki indekse ihtiyacımız var. Şuradakini alıyorum. Şuradakiyle değiştiriyorum. Şimdi geliyorum ve burada sıfırdan PHP Dat Site'a ulaştım. Güzel. Gönder diyorum. Şu an bakalım. Kontrol edelim. Hata olduğu için muhtemelen PHP kodunda şöyle bir hata aldık. Şöyle hatayı düzeltelim ilk önce. Şurayı bir kopyalayalım. Bakın şuraya yapıştırıyorum. Geliyorum diyorum ki forgot PHP'ye git ama script code adında bir get parametresi gönder ve bu parametreyi şu şekilde oluşturduğumuz unique koddan çekeceğiz. Şu şekilde bir link oluşturmuş olduk. Hemen şöyle birazcık geriye alalım. Evet, şöyle görün. Bakın şöyle bir link oluşturduk. Şimdi sayfayı tekrardan yükleyelim sunucuya. Şimdi yeniliyorum. Tıkla diyorum. Bakın lütfen boş alan bırakmayın dedi. Ve sunucuda da başarılı bir şekilde çalıştık. Şimdi ben gördüğünüz gibi şu linki kişiye göndereceğim. Ama kişiye göndermeden önce benim bunu ilk önce kişiye, hatta kişiye gönderdikten sonra ben bunu aynı zamanda alıp veri tabanına da ekleyeceğim. Veri tabanında bir insert işlemi yapacağım. Ama ilk önce gelip buradan veri tabanına yükleme işlemlerini alalım. Hemen şöyle geçen derslerde işlediğimiz bu kodları alıyorum aynısını. Gelip buraya yapıştırıyorum. Buradaki yorumları kaldıralım. Bakın PHP Mailer class'ımı çağırdım. Geçen 2 ders ya da 3 ders önce size anlattım PHP Mailer'ı kullanmayı. Gelip burada bir nesnesini oluşturduk. Diyor ki detaylı bir bilgi istiyor musun? Detaylı bir bilgi istiyorsanız 2 yazacaksınız. Detaylı bir bilgi istemiyorum. Çıktı istemiyorum diyorum. Burada benim hostumun ismini yazıyorum. Mail hostumun. Şurada doğrulamayı aktif hale getirdikten sonra kullanıcı adını giriyorum. info@0.php.site benim kullanıcı adımdı. Burada password olarak şöyle bir password'um var. Şuradaki password'ü tabii değiştirdik. Yeni bir password aldık. Ne yaptık? Şöyleydi sanırsam. Yeni password'um. Hemen lokalden bir bakalım. Evet, bakın password'um bu. Benim e-postamın şifresi. TLS ile bağlanıyorum. 587 portunu kullanıyorum. Türkçe karakter seti ile ilgili herhangi bir sorun görmek istemiyorum. Burada diyorum ki nereden kim gönderecek? info@0.php.site gönderecek. Hemen şöyle yapalım. Konu olarak şifre talebi diyelim. Şuraya sıfırdan PHP eğitim seti yazalım. Bu gönderiyor. Burada e-mail'i girelim. Şuradaki e-mail'i, çektiğimiz e-mail'i şuradan gireceğiz. Çünkü kime göndereceğiz? Buradaki kişinin e-postasına göndereceğiz. Şurada herhangi bir cevaplayacağı bir e-posta yok. O yüzden bu kısmı kaldırıyorum. Çünkü bu cevaplayacağı bir e-posta değil. HTML'e izin verilsin mi? Evet. Konu ne? Şifre talebi. Şurada font size'ı 20 piksel yapalım. Daha iyi olur. Ve linki bakın şu şekilde linki kişiye gönderiyoruz ve bu linke tıklayıp bizim sitemize tekrardan geri gelecek. Mesaj gönderilemedi kısmını şuradan kaldırayım. Şuradaki try catch'i kullanmayacağım. Şu try catch'i kaldırıyorum. Bunun yerine if else ile çalışalım. Bakın burada maili göndereceğiz kişiye. Eğer mail gitmişse şurada benim data okay array'im çalışacak ve şifre değişikliği için e-postanıza gelen linke tıklayın diye bir mesaj verelim. Eğer hata olmuşsa buradan bir hata mesajı kişiye verelim. En sonunda Ajax'a yani JavaScript'te JSON olarak bu bilgileri geri gönderelim. Ancak burada eksik yaptığımız bir şey var. Niçin? Biz lokalimizde değiştirdik ama bakın sunucumuza gelip PHP MyAdmin'i açmalıyız ve sunucumuzdaki üyelere de eklemeliyiz. Geliyorum.
Şurada PHP MyAdmin'i açıyorum. Şurada Members diye bir kısım var. Üyelerimiz. Şurada yapıya ekleyeceğiz. Buradaki kısımdan halledeceğiz. Bakın bu kısımdan halledeceğiz. Bu yüzden ben lokalimdeki üyeleri gelip aslında buradan çekeyim. Şöyle şuradaki tablomu geliyorum, dışa aktar diyorum. Masa üstüme kaydetsin. Geliyorum sunucundan şuradan içe aktar diyorum. Bakın şurada Members SQL var. Sonuç gayet güzel. Evet, bakın şuradaki Members'ıma dikkatli bakın. Artık lokalindeki gibi password code şuraya geldi. Çünkü şuradaki password code'da sunucudaki MySQL veri tabanımda da ihtiyacım vardı. Peki bu sorunu da düzelttik. Artık benim veri tabanımda da var. Şimdi bir insert işlemi gerçekleştireceğiz. Niçin? Çünkü benim bu gönderdiğim linkteki şu kodu aynı zamanda veri tabanına eklemem gerekiyor. Hemen şu kodu alayım. Bakın e-postanın gönderildiğinden emin olduktan sonra bu işlemi yapacağım. E-posta gönderilmemişse kesinlikle veri tabanına böyle bir ekleme yaptırmayın. Çünkü zaten kişiye e-posta gitmemiş oluyor. Bu yüzden bu kısmı burada yapacağız. Hemen gelelim ve tabii burada bir satır oluşturmayıp burada sadece şuradaki sütunu güncelleyeceğimizden dolayı insert işlemi yapmayacağız. Maalesef kafam karıştı, kusura bakmayın. Burada dikkat ettiyseniz güncelleme yapıyoruz. Diyoruz ki members tablosuna git, orada password code yazan kısma. E-mail'i şu yukarıda girilen e-mail olan kısma şuradaki kodu ekle password koda. Güncelle. Ama ne zaman mail gönderilmişse güncelle. Mail gönderilmemişse böyle bir işleme tabi tutma. Şuradaki değişkene gerek yok. Burada bir kontrol yapmayacağız. Hemen gelip burada yenileyelim. Hemen geliyoruz. Şuradan bir şifre talebinde bulunacağız. Gönder diyorum. Bakın şifre değiştirdiği için e-postanıza gelen linke tıklayın diye yazdı. Şuraya dikkat edin, gelen kutusu bir. Bakın sıfırdan PHP eğitim seti şifre talebi diye geldi. Tıklıyorum. Bakın yeni şifre için linke tıklayın dedi. Şuradan gelen bakın forgot.php script code. İşte şuradaki yazan kod. Tıklıyorum. Bakın şuradaki sayfaya geldi. Forgot.php'ye geldi. Şimdi forgot.php'yi o zaman şimdi ayarlamaya başlayalım. Yani buradaki ikinci aşama. Peki veri tabanında işlemler nasıl gerçekleşti? Bir veri tabanına bakalım. Buraya kayıt yapıldı mı? Hemen buraya dikkat edin. Bakın password code diye şuraya bir kod geldi. Tabii MD5'li daha spesifik bir kod oluşturabilirdiniz kendiniz için. Buradaki ben en basit haliyle anlattım. Siz kendinize göre bir kod oluşturun orada. Bakın burada password code geldi. Güzel. Artık veri tabanımda da var. O halde ikinci safhaya geçeceğiz ve şurada forgot.php'yi doldurmaya çalışacağız. Şurada forgot.php'ye bakın. IDC form password 2 diye form password 2 göndermişim. Remember pass. Yani şifreyi hatırla adında bir işlem ismi oluşturdum. Buraya girecek. Ne var burada? E-mail'ini alacağım kişinin. Kişinin password'ünü, şifresini alacağım ve kişinin şifre tekrarını alacağım. Nerede? Remember Pass adındaki yerde. Hemen geliyorum. MyAjax'a Remember Pass'i oluşturuyor. Burada post ile e-postasının şifrelerini aldık. Kişinin boş mu değil mi diye kontrol ediyoruz. Eğer boşsa lütfen boş alan bırakmayın diye tekrardan bir uyarı vereceğiz. Bakın yeniliyorum. Kaydet dediğimde
Burası dönüp durdu. Niçin? Hemen bir kontrol edelim. Şurada break komutunu da yazalım. Şurayı dosyayı sunucuya tekrar göndermeyi unutmuşuz. Pardon. Tıklıyorum. Bakın lütfen boş alan bırakmayın diye bize bir mesaj verdi. Hemen yukarıdakinin aynısı olarak e-postanın format olarak doğru girilip girilmediğine bakacağız. E-posta formatı doğru değilse e-posta formatının doğru olmadığını söyleyecek. Dosyamızı tekrar sunucuya yüklüyoruz. Bakın lütfen e-posta formatını doğru girin diye bir mesaj gönderdi. Tamam, bu da doğru çalışıyor. Şimdi hemen gelelim. Böyle bir e-postaya sahip miyiz, değil miyiz? Onun kontrolünü yapalım. Eğer e-posta adresi doğru girilmemişse tekrardan bir uyarı verelim kişiye. Sunucuya dosyamı tekrar yüklüyorum. Gelip burada yeniliyorum. Burada test@gmail.com diyoruz. Bakın lütfen e-posta adresinizi kontrol edin diye bize bir mesaj verdi. Çünkü bu e-posta adresi doğru değil. Şimdi ne yapacağız? Bizim burada çekmemiz gereken bir diğer kısım ise bizim şuradaki get parametresi ile alacağımız kısım. Ben burada forma bir hidden input type hidden veriyorum. Ve olduğu gibi bunu hidden içerisinden tekrardan göndereceğim. Nereye? Şuradaki Ajax dosyama. Hemen bunu da alalım. Bu value içerisinde alacağımız değerdi. Get ile bu parametreyi value'nin içerisine alıyoruz. Name'i mycode olsun. Az önce yanlış girdim. Tamam, şuradan alıyorum. Ve kodu da alıp işleyeceğim. Güzel. Şimdi kodu nerede kullanacağım? Kodu şurada kullanacağım. Hemen alıyorum burada kodu. Bu kodu veri tabanındaki kısımla karşılaştıracağım. Hemen gelip aslında ilk önce şifre karşılaştırmalarını yapalım. Şifreler uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu onu bir görelim. Eğer burada şifreleriniz uyuşmuyorsa şifreler uyuşmuyor diye bir mesaj verin kişiye. Eğer uyuşuyorsa şuraya gelip else işlemiyle devam edin. Tabii burada bir iki işlem daha yapmanız gerekir. O da nedir? O da şu. Şifrelerin yeterince güçlü olup olmadıklarını kontrol edin. Yani şimdi 8 minimum 8 harf olmalı. Büyük harf, küçük harf ve noktalama vesaire işaretlerinden biri olmalı. İşte ünlendir, soru işareti vesaire. Bunları muhakkak kontrol edin. Neyle? Bunları pattern'larla kontrol edeceksiniz. Geçen derslerde gösterdim. Tekrar tekrar burayı yazmanın bir anlamı yok. Bu güçlü bir şifre oluşturup oluşturmadığını da kontrol edeceksiniz. Ben burayı es geçiyorum. Amacımız şifremi unuttum kısmı yapmak. Bakın şimdi veri tabanına geleceğim ve benim bir şeyi kontrol etmem lazım. Diyeceğim ki bu member email ile sahip kişiyle bu password koda sahip kişi uyuşuyor mu? Yani yukarıda yazılan e-posta adresiyle benim get yöntemiyle çektiğim bu şifreler, şu şifre yani o kod aynı kişiye mi ait ve öyle bir kod var mı? Yani diyorum ki password kodu getir varsa eğer. Neyden? Üyeler tablosundan. Koşulum ne? Member e-maili kişinin girdiği e-mail olmak şartıyla, şuradaki e-mail olmak şartıyla. Ayrıca yetmez diyorum. Bir koşul daha tanımlıyorum. Diyorum ki password kodu, şuradaki password kodu yukarıda get yöntemiyle bana gelen kodla aynı olmak zorunda. Nasıl aldık bu kodu? Şuradaki input type hidden ile aldık. Biz get yöntemiyle sayfadan o kodu çektik değer olarak. MyCode adındaki input'a atadım. Ve o input'un içerisinden Ajax'a formla beraber gönderdim. Tabi burası gizli bir alan. Bu kodu kontrol ediyorum. Var mı yok mu? Eğer şifremiz başarılı bir şekilde değiştirilmişse şuradaki OK'ye şifreniz değiştirildi. Eğer değiştirilemediyse şuradan Error kısmına
Şifreniz değiştirilirken bir hata oluştu diye basacağız. Onu da JSON olarak JavaScript'e geri göndereceğiz. Ancak eğer kişinin burada şifresi değiştirilmişse gelip veri tabanında bir güncelleme yapacağız. O da ne güncellemesi olacak? Şöyle göstereyim. Şuradaki güncellemeyi alıyorum. Şurada bakın, eğer şuradaki işlem gerçekleştirdiyse şu if'in içerisinde yapın bu işlemi. Eğer şifre değiştirildiyse, şifre değiştirildikten sonra gelip password code kısmına, işte yukarıdaki email'e sahip, hemen şöyle bu e-postaya ait kişinin password kodunu boş bir değer ile değiştirelim. Şöyle yapalım. Şöyle boş bir değer verelim. Böylelikle içerisini temizleyelim ya da şuraya null olarak da gönderebilirdik. Peki, bakalım eğer şifremiz değiştirildiyse bunu göreceğiz. İlk önce bir dosyalarımızı yükleyelim tekrardan. Şifre değiştiriliyor mu, değiştirilmiyor mu onu bir kontrol edelim. E-postayı tekrardan doğrulayayım. Bir şifre gireyim 123 diye. Hemen altında 1234 diye bir şifre gireyim. Şifreler uyuşmasın. Kaydet diyorum. Şifreler uyuşmuyor diye hata geldi. Her ikisine de 1234 diyorum. Kaydet diyorum. Şifreniz değiştirilirken bir hata oluştu diyor. Hemen bir kontrol edelim. Hatamız neymiş? Burası niçin çalışmıyor? Ben şuradaki kod geliyor mu gelmiyor mu onu merak ediyorum. Bu yüzden bu kodu ilk önce lütfen boş alan bırakmayın yazan kısma hemen bir ekleyelim. Evet, kodumu alamamışım. Şurada my code bir şekilde doğru çalışmıyor. Sebebi ne? Hemen biz sağ tıklayalım. Evet, buranın değeri boş geliyor. Evet, buradaki get parametresini yanlış yazmışız. Şurada dolar underscore get olacak. Yeniliyoruz. Şurayı da yeniliyorum. Bakın artık value'mun içerisine bu değer geldi. Hemen tekrardan şifremizi girelim. 1, 2, 3, 4 diyelim. 1, 1, 2, 3, 4 diyorum. Kaydetiyorum. Şifreniz değiştirildi diyor. Gerçekten kişinin şifresi değiştirildi mi diye veri tabanına gelip bakacağım. Tabii ki kişinin şifresini değiştirme işlemini yapmadık. Bakın burada password kodu sildik ama şurada şifre değiştirme olayı yapmadık. Şifre değiştirmeyi unuttuk. Gelip burayı güncelledik ama şifre değiştirmeyi güncellemedik. Şuraya gelip member pass olan kısmı güncellememiz gerekirdi. Sütun ismimiz member pass. Şuradan bakın. Şurasını aslında null veri türüyle gelirse çok daha iyi olacaktır bence. O yüzden şurada bir değişken oluşturalım. Şuraya boş veri türünü gönderelim. Password kodu boşaltalım. Buradaki member pass'i de kişinin girdiği şifre olarak güncelleyelim. Güzel. Ancak şimdi tekrardan şu şifrem kaybolduğundan dolayı tekrardan istemem gerekecek. O yüzden geliyorum. Tekrar siteye giriyorum. E-posta adresimi giriyorum. Şunu kopyalayalım. İkide bir yazmayı sevmiyorum. Lütfen e-posta adresinizi kontrol ediniz. Evet, hatalı bir e-posta adresi girmişim. Şuradaki i harfini unutmuşum. Gönder diyorum. Şifre değişikliği için e-postanıza gelen linke tıklayın diyor. Hemen şuradaki e-posta adresime giriyorum. Gelen kutusuna bakıyorum. Bakın tekrardan göndermiş bana. Bakın yeni bir tane ID oluşturup yeni bir tane göndermiş. Tamam, güzel. E-postayı doğrula diyor. Doğrulayalım. 1234 diyelim şifreye. 1234 diyelim. Kaydet diyelim. Lütfen e-posta yine i harfini unuttuk. Tamam, i harfini girdim. Kaydet diyorum. Şifreniz başarılı bir şekilde değiştirildi diyor. Hemen bakalım veri tabanına değiştirilmiş mi? Bakın şifre 1234 diye değiştirilmiş. Gördünüz mü? Peki bu şekilde mi veri tabanında tutacaksınız? Hayır. Ben sadece değiştirildiğini görmenizi istedim.
Hemen geleceğiz. Şurada bakın. Your password kısmını görüyorsunuz şurada. Geleceğiz. Bunu şifreleyeceğiz. Bakın şu şekilde şifreli halini göndereceğiz. Tamam. Kaydediyorum. Tabii veri tabanında artık şuradaki password kod boşaltıldı. O halde tekrardan mecburen siteye dönüyorum. Buradan tekrar isteyeceğim. Gönder diyorum. Şifre değişikliği için e-postanızı kontrol edin diye bir mesaj gönderdi. Hemen geliyorum şuraya. Göndermiş bana. Bakın şurada daha farklı bir kod oluşturmuş. Gelip buraya kopyalıyorum. 1, 2, 3, 4 giriyorum yine. 1, 2, 3, 4 giriyorum. Şifreniz değiştirildi. Hemen bakıyoruz değiştirilmiş mi? Bakın şifrem değiştirilmiş. 0DE ile başlayan bir şifre kullanmıştım ben. Ama şu anda gördüğünüz gibi 096 ile başlayan bir şifre oldu. Şuradaki password kodu da boşalttık. Çünkü şifremizi değiştirdik. Şifremizi değiştirmediyseydik şuradaki password kod kalacaktı. Evet, bu şekilde gerçek bir sitede şifremi unuttum kısmını bu şekilde yapıyorlar. Siz de şurada Unique ID değil de daha zor bir şifreleme vererek şöyle göstereyim size. Şurada linkinizi oluşturursa, kod, şuradaki kodu oluştururken şurada unique bir ID oluşturup onu da MD5 ile şu şekilde MD5 ile şifrelerdik. Onun da dışında istediğiniz herhangi bir prefix varsa onu da eklerdiniz. Şu şekilde. Şu şekilde de bir kod oluşturabilirdik. Evet diyorum. Tekrardan gönderiyorum. Ama önce şunu da yapalım. Bakın benim şuradaki sürem biraz kısıtlı. Şunu hemen düzeltelim. Şurayı 4 saniye yapalım. Şurayı da 4 saniye yapıyorum. Böylelikle gelen mesajlar ekranda daha uzun bir süre dursun. Şuradaki şifre talebi kısmını da siliyorum. Bunu kopyalıyorum. Tekrardan bir yenileyim sayfamı, ne olur ne olmaz. Tamam, şifre değişikliği için e-postanıza gelen linke tıklayın mesajını aldık. Bakın e-postama geliyorum. Sıfırdan PHP eğitim seti şifre talebi. Bakın şurada yeni şifre için tıklayın. Tabii siz burayı CSS ile daha güzel bir şekilde dönüştürün. Direkt böyle vermeyin. Bakın şöyle daha uzun bir şey oldu. Bakın tıkladığımızda şöyle bir şifre oluştu. Gördünüz mü? Sıfırdan PHP underscore şurada. Gördüğünüz MD5 ile şifrelenmiş haliyle bir kod geldi. Bu kod sayesinde istediğiniz gibi şifre değişikliğini yapabilirsiniz. Şuradan da gözlemleyelim. Bakın password koda bakın. Sayfayı yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi şu kodu olduğu gibi veri tabanına da atadı. Ha, bunu session ile de yapabilirdiniz. Veri tabanına atmayıp direkt session'da da tutabilirdiniz. Ancak bu sefer de şöyle bir sorun olacak. Kişi diyelim ki gitti. Burada kapattı. Şifresini daha sonra değiştirmek istiyor. Gelen link o zaman işe yaramayacaktır. O yüzden veri tabanına eklemeniz daha mantıklı geliyor bana. Tabii yine karar sizin. Bugünlük bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.